Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, bugün inşallah karada ve denizde eti yenen gelmeyen hayvanlarla alakalı bilgiler verilecek. Kitabımızda bu bahis 814. sayfada. Karada yaşayıp eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileridir diye bir soru atılmış. Bunu veriyor kitabımız inşallah. Belki biz ileride helal ve haramlara dair müstakil bir kitabı takip ederiz demiştik. Ama buradaki bu kitabı takip ettiğimize göre inşallah bunu bir bitirelim önce. Sonra Allah nasip eder, ömrümüz olursa daha geniş olarak o kitaplara başlarız inşallah. Soru şu idi. Karada yaşayıp eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileridir? El cevap, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde ne varsa hepsinin insan için yaratıldığı, göklerde ve yerde bulunan her şeyin insanın emrine verildiği bildirilir. Yine etleri yenebilen hayvanların Kur'an'da tek tek sayılması yerine iyi ve temiz şeylerin helal, pis olan şeylerin ise haram kıldığı bir genel çerçeve içerisinde ifade edilmektedir. Burayı kitabımızdan okudum. Bize bir ön bilgi versin diye. Evet. Allah Celle Celaluhu önce bu dünya yarattı. Semayı yarattı. Her içindekileri donattı. Tabiri caizse nebatat, hayvanat. Ondan sonra insanı yarattı. Ve insana bütün bu mahlukatı emrine verdi. İnsanın emrindeler. Bir şekilde. Bunlardan bir kısmının etini yiyoruz, sütünü içiyoruz, derisinden faydalanıyoruz, bir kısmının gücünden, kuvvetinden faydalanıyoruz. Bir kısmı da dünyamıza süs oluyor elhamdülillah. Keşke vurmasak, bülbülümüz var, kanaryamız var, benzeri hayvanlarımız da var elhamdülillah. Şimdi genellikle nebatatı hayvanat ve insan yer. Hayvanatı hayvanlar ve insan müştereken yer. İnsanın ise eti haramdır. İnsanın her şeyi haramdır. Hatta berberde tıraş olurken düşen saçlarının satılıp satılmaması bile konuşulmuştur. İnsanın af buyurun zibilini satıp satmama bile konuşulmuştur. Yani bunlar insan mükerremdir. Saygı değer bir mahluktur. Lekad kerremne beni Adem. Allah Celle Celaluhu beni Adem'i biz mükerrem kıldık. Hürmete şayan kıldık diyor. Dolayısıyla insan ve eczası muhteremdir. O başkalarının helalları yer. Tabi yeryüzüne Allah-u Teala bir de denge koydu. وَوَضَعَ mizan. Bu dengede, bu mizanda hayvanlar birbirlerini yiyecekler. Şimdi bazıları bu kadar vahşi hayvanlar efendim bunların ne gereği var gibi saçma sapan sorular sorarlar. Bu sorulara iltifat etmek bile gereksiz. Yeryüzünde bir denge. Birbirlerini yiyecekler, öleni yiyecekler, leşi yiyecekler. Mesela leş bize de haram kılınmış ki bu leşleri hayvanlar yesinler. Onlara rızık olsun diye. Bir kısım bazı pislikler var. Onları da dinlerin rızkı demiş Peygamberimiz. Mesela tezeklerle, kemiklerle tuvaleti temizlenmeyi diyor. Çünkü bunları da cinler yer diyor. Burada bizim bilmediğimiz başka noktalar da olabilir. Her neyse. Değerli kardeşlerim, helal ve haram kılan Allah olduğunu geçen dersimizde görmüştük. Tahrim ve tahlil Allah'a aittir. Uluhiyetten bir parçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almış olduğu yetki ile o da tahlil, tahrim, şeriat vaz eder. Helal ve haram koyar yani. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resul size neyi verirse onu alınız. Resul size neyi yasaklarsa ondan da kaçınız. Peygamberimizin de tahrim ve tahlilde yetkisi vardır elhamdülillah. مَنْ اَتَاءَ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهُ. Kim Peygamberimize itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiştir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'a itaat eder gibi itaat kayıtsız ve şartsızdır. Bila kaydı şart. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul
ve ulul emri minkum. Birincisi kayıtsız ve şartsız. Ya eyyühellezine amenu atiullah. Kayıtsız ve şartsız. Ne derse Allah'a itaat edin. Ve atiur rasul, tekrar itaat lafzı geliyor. Kayıtsız ve şartsız. Ne derse, ne buyurursa peygambere itaat edin. Ve ulul emri minkum, sizden olan kayıt ve şartı ile minkum, minkum yani hum mu'minun yu'minuna Kur'an'a ve sünne ma'ab, sizin gibi mü'mindirler, Kur'an'a iman ediyorlar, Resul sallallahu aleyhi ve selleme ve sünnetine iman ediyorlar. Feza tanazatun fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve ila Resul. El mu'minun yani ulul emir mu'minun hum yercuuna ila kitab ve sünnet. Minkum. Onlar da kitaba ve sünnete müracaat eden buyruk sahipleri. Ki bunlar bir ulul emir el ulema vel umara. Alimler ve amirler yani idareciler. Yani alimler bize Kur'an ve sünnet adına oradan aldıkları bilgileri veya orada olmasa bile fıkıh usulü kavaidince Kur'an ve sünnetten istinbat ettikleri, ihraç edip aldıkları, ahkam-ı şer'iyyeyi söyledikleri zaman onlara da itaat edeceğiz. Ya da Müslümanları yöneten devlet başkanları, Müslümanları yöneten İdareciler Müslüman olmak mecburiyetindedirler. Kafirlerin müminleri velayete, idareye yetkisi yoktur. Müslümanlar velayetlerini kafirlere vermişlerse ayıptır, günahtır, vebaldır, zulümdür. Şimdi onlar, o amirler de Müslümanları idare ederken minkumdurlar. Yani Müslümanlardandır. Ne demek? Bir işte münazaaya, yani müşkile, sorun, ihtilaf zuhur ettiği zaman Kur'an ve sünnete rücu ederler. Çareyi, çözümü orada ararlar, İslam'da ararlar. İşte bunlar buyruk sahibidirler. Bunlar bize bir şeyi emrettiği zaman onlara da itaat etmek farzdır. Ulul emir, onlara da itaat etmek farzdır. Dolayısıyla helal ve haramın kaynaklarını bir kere daha görmüş olduk. Değerli kardeşlerim, geçenki dersimizde hatırlatmıştık. Mübah, serbest, helal sayılmayacak kadar çoktur. Kesiyorum cidden. Ama haram sınırlıdır, sayılıdır, dardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim gibi bir ilahi kitap Müslümanlara helal ve haramı anlatırken işte tek tek size uzun uzun hayvanların bütününün adını sayarak bu helal bu haram demez. Layık da değildir şanına. Ne yapar? Ölçü koyar. Temiz olması insan tabiatına uygun olması. Kur'an'ın koyduğu ölçü bu. Nitekim ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim tekrar edelim bu cümleyi. Bütün haram olan hayvanları ve helal olan efendim hayvanları bize saymaz. Bu teferruattır. Bu ayrıntıdır. Bunu sayacak olsa Kur'an-ı Kerim bir ciddi, çok ciddi olması lazım. Gereksizdir. Bunun yerine bir ölçü koyuyor. O ölçü mesela Kur'an-ı Kerim'de iki yerden kitabımız o ölçüden almış. El yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün size tayyibat helal kılındı diyor. Altını çiziyoruz. At tayyibat, temiz olan. Fıtrat-ı selime dediğimiz bozulmamış. Temiz fıtratın, yaratılışın tiksinmediği, güzel gördüğü şeyler. Ve yuhillu lehum et-tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais.
Bu birinci okuduğum ayet-i kerime Maide suresi 5. ayet-i kerime idi. İkinci okuduğum ayet-i kerime A'raf suresi 157. ayet-i kerimede sevgili peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatırız ve böyle buyuruyor. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Onlara tayyibatı helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Habis, pis, taban, keri, insan tabiatının kabul etmediği şeyleri de onlara haram kılar. Demek ki köklü bir kaide sunacak olursak o da nedir? İnsan tabiatının kabul etmediği, pis saydığı, temiz olmayan şeyler diğerinde haram kılınmıştır.